Merhaba, doktor öğretim üyesi Ergin Bilgin, kulak burunları hastalıkları anabilim dalı öğretim üyesiyim. Bugün size burun ameliyatı hakkında kısaca bilgilendirme yapacağım. Öncelikle hastamız ameliyat kararı verdiğimizde, poliklinikte muayene ettikten sonra öncelikle ameliyat tarihini kararlaştırıyoruz. Ameliyat tarihinden bir hafta önce ise anestezi hazırlıklarını yapmak için hastamızı çağırıyoruz. Anestezi hazırlıklarını yapma sırasında yine hastamızın şekil isteği varsa eğer, şekil isteğiyle ilgili bir kendisine bilgilendirme yapıyoruz. Kendi istediği burun fotoğrafları varsa bizimle paylaşıyor. Bizim de ona daha önceden yapmış olduğumuz ameliyatlarla ilgili fotoğraflarımızı gösteriyoruz. Buna göre bir burun estetiğiyle ilgili bir ameliyat kararı veriyoruz hastaya. Şimdi ameliyathanede ne yapıyoruz? Hangi tekniği kullanıyoruz? Ben genelde tercih ettiğim yöntem açık teknik rinoplasti. Açık teknik rinoplastide ameliyat süremiz genelde 1,5-2 saat sürüyor. 1,5-2 saat sonra hasta anesteziden uyandıktan sonra serviste onu yatağına alıyoruz ve 24 saat kendi servisimizde gözlem altında tutuyoruz. Annem ayıldı mı? Postop birinci gün, yani ameliyatından bir gün sonra yine de hastamızı taburcu ediyoruz. Birinci haftada ise hastamız için tamponlarını, alçalarını, dikişlerini almak için kontrole çağırıyoruz. Bundan sonraki kontrolleri ise birinci ay, üçüncü ay, altıncı ay ve birinci yıl olmak üzere yaklaşık 4 tane kontrol yapıp her birinin muayenesini ve fotoğraf çekimlerini kendi bizzat şahsım tarafından gerçekleştirmekteyim. Anestetiği isteği olan hastalarımız olursa Zonguldak veya civarında bizim Bülent Ecevit Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Polikliniğimize her zaman başvurabilirler. Her zaman kendilerine yardımcı olabilir. Sizleri burada beklemekten mutluluk duyarız.